Evet. Şimdi... Aras Bey bugün çok neşelisiniz. Allah neşenizi arttırsın maşallah. Ama yani beğendiğimi söylüyorum. Haksız mıyım Zoya Hanım? Yani yalan yorum yapıyorum Allah aşkına. Şimdi şöyle bir durum var. Sen getir meyve suyunu. Dediklerinize katılıyorum. Balık güzel pişmiş, sulu, kurutmamış balığı. Bu da bir başarıdır. Ama levrek de güzel bir levrekmiş Allah için. Deniz levreği o belli. Fakat dediğiniz gibi bu sebzeler bu kadar haşlanmaması lazım. Gerçekten ölmüş sebzeler. Brüksel lahanası pişmesi gerekirken çok diri kalmış, evet. Tıkır tıkır. Karamelize tam olarak olmamış soğanlar, o da doğru. Evet, nar ekşiliğinden ileri gelen bir pembeliği var ama tatta da yok. Mesela sanki bu Tancana'daki karamelize olayın daha güzeldi buna göre. Çok güzeldi. Bir de mesela bu yarışmada ya da yemek davetinde böyle bütün balık sunmak biraz risklidir. Kendi kendimize evde yeriz, eyvallah, ayıklarız. Ben kızıma gözlüğümü takıp yakın ışığın altında bir daha bakıyorum. Kılçık her zaman çıkabilir. Yani o ihtimal sen ne yaparsan yap olacaktır. Biz ayıklasak da etsek de bunun laf olacağını, buradan yürüyeceklerini tahmin etmeliydin. Senden onun tahminini beklerdim. Onun için ben de sana görür görmez fileto yapmayacak mısın dedim. Tabii ki bütün de sunabilirsin ama demin dediğin gibi o zaman farklı bir balık sunumu yapacaktım bize. Ben de somut onun özel bıçağı olur, özel tabağı olur falan filan. Ondan sonra nitekim o 3 tane kılçık çıkardı. İşte meleğin boğazına kaçtı falan filan. Tehlikeli de biraz. Evet. Brüksel lahanası gerçekten yani niye pişirmedin? Bunları çok pişirmişsin. Niye bu kadar pişirdin? Pişirdim aslında bunu ama bu aslında pişirmişsin. Pişirmemen yani. Gerekirdi şeyi bu şey, sebzeler pişmeyecekti. Evet doğru. Haşlanacaktı bu, kaçmış onların ayarı biraz. Ama balığın lezzetli, demin de söyledim, suyunu muhafaza etmişsin. Hı hı. Gayet lezzetli bir balık yedik. Ben sosunu sevmem çekmiş. Kuru balık. Evet, sosunu çekmiş çok. Sosu güzel. Da güzel, tuzu muzu da yerinde. Ben öyle kabuğu pişmedi falan da düşünmüyorum. 45 dakika yarım saat tuzlu suda bekledim. Evet, yapmışsın. Çok güzel. İçini çok iyi işlemiş. Ama gel gelelim şimdi mantar yatağı dediğin zaman ben mantar yatağı görmek isterim. Evet. Altında... Gerçi yatak tamam altında olduğu için mi yatak oldu? Biz yatağın üstünde olmuş. Yatarız ondan yatak diyoruz. Bunu da üstüne koyduk. Altında olduğu için yatak. Ama şimdi Mesut'un dediği doğru. Bunu mantar yatağı ben de bir sos bekledim. Hı. Yani şimdi bağımsız olmuş. Evet, yanına da koysan olurdu. Evet. Çünkü bunlar da yanında sadece altında değil. O altında olmadığı için mi bunlar yanında da bu yatağında oluyor? Normalde yatak olması için vardı. Kaplaması hayır, lazım. Yani senin ürününü taşıma o şekilde servis edilmesi lazım. Mesela patlıcan yatağı, patates püresi yatağı dediniz daha miktarı bol olur. Hepsi işlemli. Ve de işlemli olur. Şimdi sen kavurmuşsun güzel. Bu arada pişmiş şeyi güzel mantarların. Cevizle de uyumu güzel. Ama dediği gibi şeyden bağımsız. Çok bağımsız. Yani birini yanına koymuşum birini altına koymuşum. Bir de gerçekten bütün ürünler tamam tabakta birçok ürün var ama hepsi çok basit işlemli ürünler. Hepsi haşlamalı, bir fırına atmalı ürünler. Hani ana yemeğinizde bir zorluk beklerdim ben açıkçası. Lezzet olarak balık Mesut güzel. Sizin zorlu olan şeyiniz neydi? İzlediğinizde göreceksiniz. Şunun içindeki suyu ben dökmeseydim eğer sizin çorbanızdı bu. Hangisi? Bu haşlanmış tepsi. Öyle mi? Bizim hanım bir şey dün koydu. Çorba böyle olur çok güzel dediniz. Kendinize tamam çelişmeyin işte, lütfen. Ben de sizin çorbanızı özel çelişmeyin. Kendinize çelişmeyin lütfen. Bugün ben sizin tabağınızı eleştiriyorum diye. Yanlış eleştiri yapıyorsunuz. O zaman dün siz bugün oynuyordunuz. Dün o zaman hiçbir şey beğenmediniz. Siz bugün oynuyordunuz. Doğru mu? Siz bugün ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Ne yapıyorum? Ben yüksek puanları aldım zaten. Ben bugün kimseye bir şey vermek zorunda değilim diyorsunuz. Olmaz. O yüzden beğendiği şeyler olur mu? Yok geldiğinden beri hiçbir şey beğenmedim. Buna katılan var mı? Yok Mesut Bey profesyonel. Bu tancanayı beğendim ama bu tancana diyemem dedi. Tabuleyi de beğendim. Katılıyor musunuz Aras Bey bu söylediklerine? Ben size katılıyorum. Evet, siz katılıyorsunuz. Adalet olduğunu düşünüyorum. Hatta size adaletsiz davrandığını düşünüyorum Gizem Hanım'ın. Bu arada Gizem Hanım merak ediyorum. Bugün 2,5 saat içinde ne yaptınız? Oturdum. Şöyle bir parantez açtım. Ben menümü çıkarttım. Ben de menümü çıkarttım. Çıkartamamazlık yapmadım. Kaç çeşitti? Eti çıkarmasaydınız yetiştirebilecek olsanız bile sonuç olarak lezzet eti var mıydı? Eti koysaydınız yetiştirebilecek miydiniz o zaman? Neden hazır kullandınız? Evet eti koysaydınız neden hazır kullandınız o zaman? Ya yoktu diyorum anlamıyor musunuz? Benimkiler de yoktu ama buldum. Memleketten de getirdim, uzak yerlerden de getirdim. Yani kendim 3 vesait gittim aldım. Ben tamam, niye aldım yapmasaydınız o zaman? Melek Hanım? Siz de hazır kullansaydınız. Gerçekten çok kaba ve saygısızsınız. İyi ki de ben sizin aşçı olduğunuz yere de gelmiyorum. Gerçekten. Gelmeyin bence gelmem de. Zaten. Bu tavırda birinin elinden zaten yemek yemek zaten ben de sizin gibi birine bir daha yemek yapmak gerçekten çok olmaz yani. Lütfen arkadaşlar lütfen. Öyle şeyler söylemeyin birbirinize. Ben tabağınızı eleştiriyorum ve doğru şeyler söylüyorum. Şimdi bakın. Hazır şeyler kullanmışsınız. O zaman ben de hazır kullansaydım. Benimki de yetişti. Ve yetişmiş derken mısırı ben çeşit, mi toplayacağım ben tarlada? Ben tabağınıza 10 çeşit yemek koydum Gizem Hanım. Tarladan mısırı sadece ben sosu yoktu. Ben eğer ki onu şakşuka değil kızartma demiş olsaydım zaten tabaklarınız tamdı. O zaman kızartma olup deseydim. Olmaması ayrı tartışılır. Evet deseydim. Olmadı ocaklarımda sıkıntı yaşadım ama ben 10 çeşit ya yemeğimi ya ne ocakmış çıkarttım. Ya sizinki de Allah Allah. Benim sizi ilgilendirmiyor şu anda. Burada benim günüm zaten geçti. Burada olabilir çünkü mutancayla çelişiyor aynı şekilde. Biz, evet. O zaman olmadığı eksik için kabul etmedik. Ben de mutancayı yaptım diyorum ama kabul etmesi gerekiyor. Ama dediğin gibi mutancana deyip de önümüze onu getirsin tabii ki eksik derdik. Dedi sizin 2-1 verme hakkınız doğardı bu arada. Melek Hanım'la Gizem Hanım bayağı bir aralarında tartıştılar.
O onu yemeğini işte yemem, o onun aldığı yerden yapmam, ben seni evime davet etmem gibi söyleşiler de bulundular. Burada kimse kimseyle daha sonradan görüşmek zorunda değil. Böyle bir şeye mecbur da değiliz zaten. Bundan sonra ne yapacakları onları ilgilendirir. Ben Gizem Hanım'ın çalıştığı yere kesinlikle gitmek istemem. Zaten karşımıza da gecelik gibi bir kıyafetle çıktı. Oraya gittiğimizde neyle karşılaşırız bilemiyorum. Yemek yerine başka şeyler yedik zaten bugün kendisinden. Ay böyle yapsaydım, ay şöyle yapsaydım. Ya ben bunu kadar boş konuşacağım, bizi sen görmedin. Ben delireceğim ya. Ben hiç ağlamam. Beni ağlatacak bugün. Beni sinirden ağlatacak. Böyle kafam attırıyor yani. Sen bana sabır ver. Böyle sofradan kovulmamak gibi bir durum olsaydı gerçekten onu kovardım. Öyle bir mecburiyetim olmasaydı onu kovardım. Hatta sofradan değil, evimden kovardım. Çünkü öyle bir insan bir daha benim evime giremez. De aldı götürdü tabakları, gelmedi tatlı. Tatlı demişken... Aa, ben bu balığın kafasıyla o bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Yan yan. Bunda baş başa kaldık. Gözünün feri de gitmiş. Yani gerçekten ben evde de bütün balık gerçekten çok riskli yani. Kesinlikle. Şahsen misafirlerime bütün balık ikram etmem. Ben de etmem. Yani yok yani sıkıntı. Tehlike ya. Tehlike filetonun her şeyden. Filetonun içine o mantarı yatağında değildi. İçine koyup bir rulo haline getirseydi. Güzel bir sos döktü. Yanına birkaç tane rengarenk sebze yani koysaydı. Yatağında dediğini anladım da ben içine bir sosla bir şey yapacak zannettim yani. Mantar tek başına bir şey ifade etmedi. Şimdi ne getirdim? Portakallı, irmikli. Bunu da size vereceğim çünkü... İçerisinde dondurma var mı? Yok. İçerisinde dondurma yok. Ha, balık hemen restoranlarındaki geldim. Gibi diyorsun. Evet, içinde dondurma olsaydı. Ben de öyle tahmin etmiştim. Ama demedi ki dondurma. Evet, yok demedi ama ben öyle olabilir yani, diye evet. Düşünmüştüm. Kolay mı diyorsun tatlı? Çok kolay bir tatlı. Hiç işlem görmemiş ki neredeyse. Levrek doğrusunun değildi bence. Ben özellikle somon aldım ve kılçıklarını özel bir şekilde tek 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 ayıtlattım onun. Olması gereken buydu bence. Keşke onun kılçıklarını temizleterek alsaydı. Kafasıyla falan sunum yapmasaydı. Çünkü böyle bir davet sofrasında onu yemek çok zordu. Zorlandım onu yerken. Ve altına bir sos yapacağını yazmıştı. Öyle bir sos göremedik. Kremalı, yoğun bir sos bekliyordum aslında ben. Ve bir aşçı olduğunu söyleyen bir arkadaşımız için de sunum şık değildi. Levreğin pişme derecesi sıkıntısızdı. Tuz oranı iyiydi. Onun dışında zaten bir aroma, lezzet, baharat, herhangi bir tatlandırma, marinasyon yoktu. Kılçıksız bir şekilde sunum yapmış olsaydı tabak daha güzel değerlendirilebilir. Ya da kılçıklı sunabilirsiniz ama kılçığını masada ayıklamanız gerekir. Birazcık böyle böyle gele gele zaman kazanacak. Ben sofrayı zort diye toplarsam ne olur? Ay yarım saat bekledik. Nerede kaldı bizim tatlılarımız? Yeniden mi yapıyorsunuz acaba? Melek Hanım hiç yememiş ama açım, açım ben açım. Hiç de aç değil, yalandan konuşuyor anca, benim sinirimi bozuyor. Neymiş efendim, balığın kılçığı boğazına kaçmış. Senin balığın kılçığı boğazına kaçsa orada sakin sakin oturabilir misin hiç? Bır 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 konuşursun anca.